Herkese selam benim güzel ailem. Bugün sokak yemeklerini deneyeceğiz. Varanasi sokak yemekleri. Bugün önümüze geleni yiyeceğiz. Mesleğim aşçılık, beni tanıyanlar biliyor. Ben zaten bir şefim. Bugün hem şef gözünden hem Hindistan sokak yemeklerini bir ağzına kadar doyasıya yiyelim. Şu an bir sokak satıcısına geldim. Buradaki yemeğin ismi Pani Puri. Okay my friend. Böyle küçük bir kase veriyorlar. Evet. İçinde vejetaryen nohutlu bir şey var sosla beraber. Davay koyalım. Abi acılı ama içi sulu çok. Burada iç harcı var. Burada sosu var. Bunun içine döküyor, böyle bir delik açıyor. Bundan sonra siz var baba. Bütün yemekleri yiyeceğiz Hindistan'da. Thank you brother. Gayet güzel, gelirseniz Pani Puri. Bunun ismi Pani Puri. Keyifle yiyebilir, içebilirsiniz. Ben daha önceden bu yemekleri deneyimledim. İçinde nohutumsu hazırlanmış bir tane iç harç var ve hafif acımsı bir sosla beraber sunuluyor ve yiyorsun. Yemek gerçekten lezzetliydi. Şimdi bir başka yemeğe doğru ilerleyeyim ben. Burada efsane bir vejetaryen burgeri var. Hindistan'a özgü. Şimdi onu deneyimleyeyim. Namaste baba. One person. One. Yes. Yes, yes, yes. İçindeki malzemeler bu yemeğin. Geri görünüşü tamamen bu. Aynı bizim burgere benziyor. Ama buraya özgü, mutlaka gelirseniz yiyin. How much money? How much money? 40 rupees. 40 rupiye de yemeği alıyorsunuz satın. Burada hazırlık için ateş ocağını yaktılar. Ve girip içeri doğru oturalım. Mekanı da şöyle göstereyim. Ağırlık olarak şu anki bulunduğum mevkideki restoranların çoğu temiz. Heh, aynen öyle. Heh, good. Very clean. Soyulmadan olmaz babam, havuç. Havuç. I'm Turkey cook chef. Domates koyuyor içine. Abimiz de burada yağın içine attı malzemeyi. Şu an pişiriyor. İç malzeme soslarını sürdü. Spicy? Okay. Okay, okay baba. Baba ver burgerimizi. Ustamızın ellerinden. Thank you brother. Çoğu da İngilizce bilmiyor. Sosa sürek. Hello. Gerçekten lezzetli. Bizim falafel burgeri düşünün. Daha farklısı. Lezzet hemen hemen birbirine yakın. Hop. Şükürler olsun bu yemeği de yedim. Ben buraya geldiğimde ilk etapta karnımı iyicene bozmuştum. Şu an midem Hindistan'a alıştı. Onun için hapur hapur yiyorum. Zaten bayağı yemeğe düşkünlüğüm vardır. Mesleğimde zaten 10-12 yıllık bir şefim. Dünya turuna çıkma amaçlarından bir tanesi dünya çapında yemekleri deneyimleyip, tadımlayıp Türkiye'deki büyük workshoplarda boy gösterdi. Namaste baba. Burada da bizim Türkiye'deki gibi kuru yemişleri mevcut. Sokakta satılıyor. Bunları kumda soteliyorlar. Sonra eleye alıyorlar. Burada da eleyi size veriyorlar. Fıstığından nohutuna tutun. Mısır patlarından tut. Oo, kömürde. Tut. Bak pirinç patlam. Şu an yeni bir tezgaha geldik. Yiyeceğimiz yemeğin ismi Momo. Gel abi. Okay my friend. One person. Yemek bizim mantılara benziyor. Efsane bir tadı var. Daha önceden denemiştim. Şimdi hep beraber deneyeceğiz. Soslar eşliğinde bu yemeği size gönderiyorlar. Dediğim gibi bizim vejetaryen, burada çıkın et tüketmiyorlar. Bizim mantının sebzeli halini düşünün. Hey baba gel. Yani buradaki yediğimin tadı çok lezzetli değil ama daha önce başka bir yerde tüketmiştim, bayağı iyi. Şimdi onca yemek yedik. Yemek yemeye devam ederken biraz da taze sıkılmış meyve suyu içelim. Okay my friend. Şöyle bir tezgahın içinde sıkma cihazı var. Fiyatı 50 rupiye. ortalama yarım dolar filan ediyor. 7-8 TL civarında. Bir de buranın meşhur masalasından döküyor içine. Bakalım nasıl bir lezzet. Masalayla çok farklı olabiliyor. Ver baba. Bildiğimiz taze sıkılmış meyve suyu. Karışık meyve ama içindeki masala çok güzel bir aromatik tat vermiş. Şimdi yeni bir tezgaha geldim. Bu tezgahta yoğurt, rahi isimli bir tane yiyecekleri var. Bir kasenin içine yoğurt koydu. Şeker, okey, sugar. Oh. Benim küçükken köyde annemin annesi çok verirdi şekerli yoğurt. Bakalım buradaki yoğurdun tadı nasıl? Şekerler bayağı iri, toz halinde değil, onun için kıtır kıtır geliyor. Bizim bu standart inek yoğurdu. Şöyle ferahlatıcı ve içim temizlensin diye bir tat arıyorsanız tavsiye ederim. Yiyeceğimiz yemeğin ismi ekli. Pirinç unundan yapılıyor ve sos eşliğinde sunuluyor. One try. One try. One try. Okay. Bak şöyle içini göstereyim. Buharda peçete yardımı ile yapılıyor. Bak hop açtı babam. Okay, one. No. Yes. Okay, good. Yes. Bu gördüğü pirinç unundan yapılmış ekmeğe koyuyorlar. İçine özel sosları, isimlerini pek bilmiyorlar. İngilizce sos. En sonunda soğan eşliğinde sunuyorlar. Şöyle bir tadalım. Bu yeşil mercimek sosu lezzetinden tanınır. Bir önceki başka yerde yemiştim. Pirinç unundan yapılmış soft bir tadı var. Herhangi bir tat içermiyor bu ekmek. Hafif böyle acımsı ve boğazda böyle karabiber tadı bırakıyor. Hazret, thank you. Very good food. Hindistan'ın meşhur sütlü masala çayını içeceğiz. Şimdi de burada yapılışını gösteriyorum. How are you my friend? Good. You speak English? No. Süt ve belli başlı baharatlarla karıştırılan masala çayı var. İçinde ayrıyetten masala diye bir ağaçtan olma bir baharat var. Oh. Şu an kiremit bardakta bana verdiler. Efsane bir ağızda kaymakımsı bir tat bırakıyor. Baharatlandırılmış sütlü çay. Buranın meşhur çayı. Bizim Türkiye'deki yeşil çay neyse Hindistan'daki sütlü çay odur. Muazzam, yani özellikle iyi yapan bir yerden içiyorsanız muazzam bir tadı var. Good my friend, namaste. Allah efsane yarası. Şu an Varanasi sokaklarında yürüyorum ve efsane bir tatlıcı arıyorum. Yemekleri kadar Hindistan'ın tatlıları da çok ilginç. Bulabilirsek özel yaprağa sarılmış bir adet Pan isminde tatlıları var, onu tüketeceğim. Size bahsettiğim buranın meşhur pan yaprağından yapılan sweet tatlısı. Vallahi bakalım. Ayrıyeten bundan smoke yani sigara da yapıyorlar ve bir de tatlı çeşidi var. Namaste my friend. Danyavat. Böyle içine birkaç tane jeliponsu bir şeyler koyuyorlar. Şu da bizim ayrıyeten özel kutsal bir yaprak mı burada? Gel bakayım şöyle bir. Okey? Bakalo ka hatiyar pakdo. Pan kha raha photo. Khana ja. Mulakat nahi dela. Hazır çizdi. Karna dela ka. One minute. Ganda पत्ता भी लगा के आहिरा मोती डाल रहा हूं मैं। One minute. No. विजय का पत्ता भी लगाओ आजमा। Ahira modu dalalı. Şu an bizi incir ezmesi gibi bir şey verdi. Gel baba gel. Raşi wala na je kororwa dalne laga to karwa. अरे यार ऐसे भीड़ लगाओगे आप लोग। चलो आगे ऑर्डर ढेला मिनट लगाओ। हां अपने गाने में डालो. Benimle dalga geçiyorlar ama. Bayağı güzel de ilk verdi acayip kötüydü. Thank you baba. Thank you. Burada deneyimleme. Of. En son verdi incir reçeli gibi olan şey güzeldi. Ondan önce verdiği şey mahvetti beni. Böyle yanımda su getirmişim. Bunu şiddetle denemenizi tavsiye etmem. Bir, bizim damak zevkimize hiç uygun değil. İki, aşırı derecede yoğun tatlar, bilmediğiniz tatlar boğaza oturuyor. Nasıl tarif ederim size bilmiyorum ama denemeyin. Daha demin ki olumsuz bir tatlı deneyimden sonra şimdi size burada bir jamun adında çok güzel bir tatlı var. Bizim Türkiye'deki lokmalara benziyor. Daha hamurumsu ve şerbetli bir tatlı. Mutlaka gelirseniz bunu yemenizi tavsiye ederim. İçinde kaymakımsı bir malzemeden oluyor. Ve çok mayhoş ve çok güzel bir tadı var. One person. Abim şu an getirdi. Thank you. Namaste baba. Danyavat. Dayım biraz sinirli. Şöyle bir bakalım. Abi şu tutarız. Şöyle tatlıyı deneyimleyelim. İçini açtığımızda bak böyle sarımsı bir madde oluyor. Bunun tadı aynı bizim kaymağın hafif kırması. Ben geldiğimden beri bu tatlıya zaten bayılıyorum. Mutlaka da size tavsiye ederim. Güzel yiyebileceğiniz, yormadan 2-3 taneyi rahat yiyebileceğiniz bir tatlı. Şerbetli ama bir o kadar da soft bir tadı var. Kendinize iyi bakın. Bu videoda buraya kadar olsun. Bugün Hindistan'ın yemeklerini denedik. Muazzam lezzetlerine denk geldik. Biraz damağımızı yoran lezzetlere de görüşmek üzere.